Peygamber aleyhissalatü vesselam, gücün yettiğince dört şeyi yapmaya çalış. Bu dört şey cennet hazinesindendir buyurmuş. Dört şey cennet hazinesindendir. Yani dünyada sana verilmiş cennet hazinesinden kıymetli taşlar, altınlar. Bir, sadakayı gizli ver. İki, musibeti gizli tut. Yani başım ağrı. Nasıl? İyi değil ama çok kötü. Hiçbir yerim tutmuyor elim ayağım. Çok fena. Ayda. Ne oldu şimdi? Musibeti gizli tut. İmtihan gelir. Hastalık gelir. Musibeti gizli tut. Üç, akrabalarla ilişkiyi devam ettir. Kesme, akrabalarından kopma. Akrabalarla münasebetini kesme, koparma. Ve dördüncüsü, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersini, derdini, zikrini, tesbihini çok yap. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Türk dizilerinde, halk arası sohbetlerde la havle ne zaman derler yönetmeni? Kızdıkları zaman. Canları sıkıldığı zaman, kızdıkları zaman. Bu doğru değil. La havle. Git başımdan. Öyle mi? La havle. Bir şeye gücün yetmediğinde. Hadis-i şerif okumuştum size, hatırlayın. Birkaç hafta önce. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyin. Sadrınızda bir sıkıntı gider. Evinizde bir sıkıntı gider. Ama bunu bakam gidecek mi, hoca öyle demişti diye yapmayın. Allahu Teala'nın Celle Celaluhu ne o? Hoşa gitmek cümlesi eksik olur. Çünkü hoşnutluk, hoş olmak efendime söyleyeyim bir beşeri şey gibi. Allah razı olur. Allahu Teala Celle Celaluhu kulum beni andı. Beni gücümü kabul etti ve bana yöneldi ve benden güç istiyor. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ey yüceler yücesi Rabbim, azim olan sensin, güç senindir, Allah'ım senden istiyorum.